Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün dermenlerimiz arkadaşım marangoz dükkanına geldik. Evde iki tane kuş almıştık. Onlara şu an kafes yapacağız. Bizim nasıl temizle, özgürle ihtiyacımız varsa kuşlarına biraz bakıyorsan onların da hakkını, hizmetini yapacaksınız arkadaşlar. Evet, şu anda işlemler başlıyor şimdi yavaş yavaş. Takipte kalın arkadaşlar. Evet Recep Usta, nasıl gidiyor şu anda? Nasıl? Sana soruyorum, nasıl gidiyor şu anda? Yani isteyen olursa ne yapalım? Yani derken giderlisin, böyle bir şey yok değil mi diyorsun? Ya ben diyorum ki kardeşim, eğer ki ben bu kuşlara bakıyorsam bunların cani mesuliyeti bana ait, anladın mı? Günahına ben giriyorum. O yüzden Allah'ım inşallah sevap yazar. Ve bu sevap da şey, sen de yavruladığı zaman verdim. Olsun. Kavurum yok lan. Fakir adam öyle bak. Bıldız dinliyor lan. Ama Recep bir... O zaman günah yok. Şey, sen de onunla Recep. Öyle bir sabahla ötüyorlar ki var ya. Aynen, böyle bir şey yok ya. Ya resmen ağlıyorlar ya. Onlar çok şeyle, ya ne şey kurdum. Yok. Ben aldım kuşları Recep, eve götürdüm, sonraki sabahla baktım yumurtladı. Şey, kalkmadan eniştenin kardeşi oradan aldım. Sonra yumurtayı kırdılar. Ben bunlara fındıkla şey, ceviz verdim, tamam mı? Kızdırdı onları, sonra yere çiftleştiler. Arkadaşlar böyle arada video çekiyorum şu anda. Hemen hemen kafesin şekli şemali başladı görünmeye. Yani niye böyle kısa kısa video yapalım. Sizi de yormayalım, kendinize yormayalım. Evet arkadaşlar, şu anda bir şey de yapıyoruz ama Allah sonumuzu hayırlı etsin. Yani Recep Usta bana diyor ki, arkadaşlar ben bu çıtaları sana vereyim de sen evde yap bunları, tamam mı? Kardeşim koskoca atölye verdik uşağa. Canı sıkıntı. Koskoca atölye verdik yani Recep Usta'ya, hala da diyor ki bir şey çıkacak diye. Ben evde bunlar ne yapabilirim Recep? He? Ya el benzeri vardı ama ben kardeşim bu ben bu çıvılan mıyla uğraşamam Recep'im ya. Ya balık biraz daha stresini alıyor ya. Bunlardan strese girecektim ben. Hele de evde az toz moz olursa var ya, değil mi Recep Usta? Diyorum ki, baktığın bir hayvanın eğer ki hizmetini yapamıyorsa onun günahına girme. Oğlum kuş kesip yedin mi? Mantıklı oğlum, sen horoz. Şey, Muhammed horoz bakıyordun. Ben devam ediyorum yine. Yaklasam da. Arkadaşlar dediğim gibi, baktığınız hayvan hizmetini yapamıyorsa kesin. Uçurun gitsin yani. Veyahut da artık kesin. Arkadaşlar bu çocuk o kadar hassas bir kaptı ki şu anda bana takılıyor. Yani bunun böyle can olduğuna bakmayın siz ya. Ya
Oğlum harbiden şaheser yaptın ya. Yok şu anda diyecek de bunu kim yaptı diye. Recep sipariş gelecek sana büyük ihtimalle de kaç lira yapacağım. Ben de borcumu bileyim bu arada. Ben ne anlarım oğlum şeyden, Allah Allah. Anladığım bir şey olsa diyeceğim ki tamam. Ya Allah Allah. Arkadaşlar. 1 lira kardeş, 1 lira. Arkadaşlar bunu kaç lira yapılır ben de bilmiyorum. Yok oğlum ya, ne işi var bu şey? Bu kadar uğraşacak onu tahmin ettin mi sen? Vallahi. Ben ne bileyim, ben bu kadar... Tamam mesleğen de saygı duyuyorum mesleğine. Ki çok da emek verdin, Allah var ama... Ben dedim ki iki tane o yandan çakarsın, iki tane bu yandan... Tamam kardeş. Ne oldu ona? Necip, yemin ederim bir çuval şey soktum bunlara. Sen de onun adını bir daha. Evet, enfes. Aa, şurada, şurada. Necip, biliyor musun bunun üstüne bir akvaryum var benim evde. Akvaryumda koyayım, bunun üzerine var, kitap gibi oldu. Arkadaşlar kafesimizin şu anda son hali. Yani şu şekilde. Recep az da onu çevir de ben şu anda tam alamıyorum onu kamerayı. Çapraz oldu, seni gülecekler şu anda ama yemin ederim şaheser yaptın kardeşim. Yani kuşların duası sana fazla fazla yeter. Ama diyorsun ki kuşlar evde ekmek yemiyor, ayrı bir konu. Emre Cevap. Kardeşim senin cezanı ben kesmem lazım. Ne edeyim ben sana? Şu an kapısını şeyle mi yapıyorsun Recep? Yapıştırarak mı şey yapıyorsun? Arkadaşlar bunu ahşaptan yapıyoruz. Kestane ağacından yapıyoruz ki hani kuşlar içinde zehirlenmesin, güzel yavrulasın, yumurtlasın. Yani o şekilde benim kardeşim yaptığı bir ustalık bize. Recep bir şey diyeyim mi sana? Şu koku var ya, tiner mi kokusu? Benim kafam iyi etti ha. Ben ne bileyim abla, şey kokusu var ya, çam kokusu o zaman. Benim kafam iyi etti biliyor musun? Bedavadan sarhoş oldum lan. Daha. Arkadaşlar bu emeğe karşılık bu videoya baya bir like midir, beğeni midir, ne pışkısı ise artık bekliyorum yani. Arkadaş Recep Usta emek verdi, yaptı, Allah razı olsun. Babasının dedesinin canına ruhuna gitsin. Ama bela için. Kaç sene üzerinde görürüm ben seni. Beş altı senenin üzerine bir ceza kestim ona ama
Yani iyi kestim ha. Yaklaşık 4-5 saatten beri uğraşıyor. Recep Ustam. Evet arkadaşlar, şu anda kapısını yaptık. Yalnız yarın ona menteşe takacağız. Değil mi kardeşim? Yarın ona menteşe takacağız nasipse. Anladım, anladım. Recep Ustam, bunu neden yaptın? Bunu ağaç, kesen ağacı daha dayanıklı değil mi? En dayanıklı, en yaşlı. En dayanıklı, arkadaş mükemmel, Allah razı olsun. Şey, ya üstü açık kalmıyor değil mi Recep? Şu üstte şey kalmıyor. Ayarsı kalıyor. He, anladım, anladım, anladım. Ne abi, altı değil mi? Arkadaşlar işi geldik, zurnanın zırt dediği yere. Değil mi Recep? Recep Usta tamam değil mi? Arkadaşlar nasıl oldu? Yarına şunun altına bir tane diyelim, hani korta karta ne diyorsun, ne diyorduk lan? Kontra plak koyduktan sonra kuşlar adeta villa yaptı, villa. Bir de şey değil mi? Kapısına mengene. Mengeneyle beraber, menteşeyle beraber. Evet Recep Usta, bir şey diyor musun? YouTube kanalında beni söyle. Kuşları bırak sen. Yaparsa yavru sana söz. Bir çift bunlar dişi erkek, senin de onun adını. Tek yaşamıyor bunlar bilirsin. Oğlum kanarayla yaşamaz ki o. Yok canım ya, ne alaka onunla yaşamaz. Yaşamaz. Bak şimdi burada abi. Yaşamaz. Açan öyle diyorsun, niye bu kadar güzel uğraştın kafesle Emre'ciğim? Arabaya da bagaj olur mu Recep? Sandalyeye koyacağız ya bagaja.